Allah Allah, gelmemiş hala. Allah Allah, nerede ki bunlar ya? Narin kızım, nasıl oldu Hafize Hanım? Ne olmuş ki Hafize Hanım'a? Aa, senin haberin yok mu? Akşam bayağı fenalaşmış. Bana da komşular haber verdi. Ambulans falan çağırmışlar. Acele hastaneye kaldırmış şoförü. Aa, hemen arayayım Adnan abiyi. Efendim Narin? Alo, Adnan abi. Ne oldu Hafize teyzeye? İzmir'e sevk etti hastane. Bakıyorlar şimdi. İzmir'e mi? Ne olmuş ki? Kalbi sıkıştı. Çok ağır bir kriz geçirmiş. Doktor çıkınca ben seni ararım abi. Tamam Adnan abi. Mutlaka ara, olur mu? Tamam. Hay Allah ya. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlarmış ama bilmiyormuş. Durum böyle olunca da evlatlık edinmek istemişler. Ama orada da çok sıra varmış. Gene olmamış yani. Ben haberi verince bir heyecanlandılar, biliyorsun. Peki, halleri vakitleri yerinde mi bu insanlar? Tabii canım. Sen de mutlaka duymuşsundur zaten isimlerini. Taylanlar. Taylanlar? Taylanlar. Hani şu yeni çiftlik tarafında böyle kocaman, muhteşem bir evleri var. Kızım onlar çok zengin. Vallahi kazanlar bile solda sıfır kalır onların yanında. İyiymiş. De yine de bir konuşmam lazım benim be Melek onlarla. Neticede can teslim ediyor şimdi. Zenginliler verdik olmasın, değil mi? Tabii canım. Onlar da konuşmak istiyorlardı zaten. Olmadı gider aracını Nülüfer Hanım'la konuşuruz. Bir gidelim konuşalım. Şimdi mi? Ha şimdi. Gidelim konuşalım. İyi tamam hadi. Hadi. Allah'ım lütfen iyi Barbara olsun lütfen. Alo. Narin kızım. Hafize teyze. Oh çok şükür. Çok merak ettim seni. Sabah Naciye teyzeden aldım haberini. Sonra Adnan abiyle konuştum. İyiyim kızım, iyiyim. Narin bak hastaneden hemen salmıyorlar. Biraz daha kalmam gerekecek burada. Telefon etmem bile yasak. Hemşire hanımdan aldım telefonunu. Yavrum bak benim odada başucumdaki komedinin çekmecesindeki kutuda para var. Al onu, ben dönene kadar idare edersin. Ben zaten çok kalmam burada. Tamam Hafize teyze, sen beni merak etme. Ne olacak, ben bakarım başımın çaresine. Sen iyi ol yeter, çok merak ettim, çok üzüldüm ya. İyiyim, iyiyim yavrum. Sen de kendine mukayyet ol. Al o parayı, eksik ne varsa al. Kapıyı kapat otur, ben dönene kadar. Ben döneceğim Narin. Sonra gider birlikte yaptırırız kaydını. Olur mu? Sakın söylediklerimi unutma, olur mu kızım? Yok unutmam Hafize teyze. Unutmam. Hafize teyze bu arada belli oldu girdiğim okul. İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Yavrum tebrik ederim. Allah tamamına erdirsin. Narin. Çok yakında, tez zamanda avukat olduğunu da duyacağım ağzından. Tamam, hadi. Hadi sen yorulma daha fazla. Heyecanlanma. Yarın tekrar konuşuruz, tamam mı? Buyurun lütfen. Yalnız tek bir şartım var. Annesi bebeği bize verdiğinizi kesinlikle bilmeyecek. Bu konuda Taylanlar kesin garanti istiyor. Ha bir de imzalı feragatname alacağız. İmzalarız, bir sıkıntı yok. Zaten annesi de istemiyor çocuğu, kesinlikle istemiyor. Taylanlar bu konuda çok hassas. Yarın öbür gün bir ters bir şey olursa... Yo ben sizi temin ederim Nilüfer Hanım, hiç öyle bir şey olmayacak. Umarım dediğiniz gibi olur. Neyse, şimdilik bu konuları konuşmamız için biraz erken. Bebeğin anne karnında iyi beslenmesi ve de düzenli olarak doktor kontrolünde olması önemli. Para önemli değil onlar için. Lütfen çekinmeyin. Valla genel çerçevede biz de sizin gibi düşünüyoruz. Değil mi? Ne yapalım bizim isteyelim merak etmeyin. Yani her zaman daha fazla rahatsız etmeyelim biz sizi.
İzninizi isteyelim. Her şey için çok teşekkürler. Memnuniyetle. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Her şey için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Melek be. Senin bildiğin yerde böyle bir kumar oynanan bir yer var mı? Senin doktorlar falan gidiyordur. Kulağın deliktir biliyorsundur belki. Kumar oynayayım ben. Kumar mı? Ya Mehmetciğim şu paranın ucundan senin tomografini çektirsek. Kalan parayı da Şadiye ve bebeği için kullansak olmaz mı? Olmaz. Kumar oynayacağım ben. Vallahi yüzüne bakmam bir daha seninle. Gel buraya. Hiç sarılma. Şaka yaptım ya. Saçmalama be, ne kumarı. Al şu parayı. Al şunu. Sen de dursun. İhtiyaç halinde ufak ufak verirsin. İşte yok ne bileyim tomografim falan filan. Şadiye'ye alışveriş yaparız bu parayla. Birlikte çıkarız alışverişe. Hem görüşmemize vesile olur. Tamam. Madem sen güvenmiyorsun bana. Yok ya, ondan değil de. Yok, bir güvenmedim, bir güvenmedim. Kumar oynayacağım zannettim. Şimdi ya. Gidiyor resmen. Ne veda, ne bir açıklama, ne bir şey. Gidiyor adam ya. Hadi bakalım. Mideleriniz bayram etsin bu akşam. Gelin bakayım. Bu ne ya? Hangi dağda kurt öldü Hatice Sultan? Hayırdır? Mis gibi de helva kavurdum. Ama önce bunlar bitecek. Anne kız, biri falan mı öldü be? Babanızın ruhuna kavurdum evladım. Babam mı? Babam ölmüş mü? Duymadım. Benim için artık Recep öldü. Bitti. Bundan sonra isterse gelsin, ayaklarıma kapansın. Benim için bitti o iş. Vallahi bu kapıdan girsin, kesinlikle içeri falan almama. Şimdi babam buraya gelecek, sen de eve almayacaksın yani. Hayatta inanmam be. İşte inan, işte inanma. Göreceğiniz bak, göreceğiniz. Artık yollarını falan gözlemek yok o adı batası canım. Hepinizi de şöyle bir derleyip toparlayacağım. İlk iş, o keçi ablanızla gidip konuşacağım. Kulağından tutup eve getireceğim onu. Görürsünüz bak. Hadi bakalım. Söyle de inanma. Mehmetciğim, Şadiye'ye vekaletname ile feragatname imzalatmamız lazım. Tamam, hallederiz. Şadiye'nin çok dikkatli olması lazım. Hamileliğini iyice saklamamız lazım, tamam mı? Olmadı biz seninle gideriz. Şadiye'ye böyle bol kıyafetler alırız. Sonra 6 aylık falan olunca da yalan atar, Şadiye'yi buradan uzaklaştırırız. Bak benim teyzem var İzmir'de. Hem onun ağzı da çok sıkıdır. Onun yanına götürürüz olmadı. Sen de Şadiye bir iş buldu, yaşlı bir kadına bakacak dersin. Tamam mı? Biz de gider, rahatça istediğimiz zaman görürüz sen. Ne diyorsun? Melek ben. Kim varsın ben? Sen olmasan biz bunların hiçbirini halledemezdik ya. Sağ ol. Ne demek canım? Önemli olan Şadiye ile bebeğin huzurlu ve mutlu bir hamilelik süreci geçirmesi. Aileyi bir görsen, o kadar heyecanlılar, o kadar özeniyorlar ki. Eminim o çocuğa çok iyi bir hayat verecekler, çok iyi bakacaklar. Senin de için rahat olsun. Bir çocuğa bile bakamıyoruz ya.
çocuğa bile bakamıyor zaten. Sıkma artık canım. Şadiye Hanım. Benim. Mektubunuz vardı. Şuraya bir imza alabilir miydin? Efendim. İyi günler. Canım Şadiye'm. Sessizliğinin sebebi nedir güzelim? Son görüşmemizde seni kırdığımı düşündükçe kahroluyorum. Çok pişmanım biliyorsun. Senden haber alamadıkça buradaki hayatım daha da zorlaşıyor. Lütfen beni görmeye gel. Ya da en azından mektup yaz. Seni çok ama çok seviyorum. Zafer. Hafize Hanım, oğlu İsmet ben. Ha, merhaba İsmet Bey. Nasılsınız? Ben Narin. Biliyorum. Annem sizden bahsetmişti. Nasılsınız efendim? Bir şey mi lazım oldu evden? Hayır Narin. Annem dün gece bir kriz daha geçirdi ve hayata gözlerini kapadı. Onu söylemek için aramıştım. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm İsmet Bey. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Senin de başın sağ olsun Nari. Annemi yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Sen de ailenin yanına dön artık istersen. Kendine iyi bak Nari. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.